Evet, sayın katılımcılar, çok saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mutlu olduğumuz, güzel haberleri paylaştığımız bir gün. Çünkü ta ilk günden beri hep şunu söyledik, biz zamanın ruhuna saygı göstereceğiz. Biz geleceğin tasarımlarıyla ilgilenip, dijital dünyayı inceleyip, yapay zeka konusunda, makine öğrenmesi konusunda, bütün bu gelişmelere dayalı olarak veriye dayalı bir yönetimi benimseyeceğiz dedik ve her gün, her geçen ay, her geçen yıl bu konudaki kanıtları da ortaya koyduğumuz günleri yaşıyoruz. Tabii bütün dünya çok özel ve farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemlerde, yani zor zamanlarda uyum sağlamak ve gereğini yapabilmek toplumların kabiliyetini de gösteriyor. Ve bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, yaşadıklarımız da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini de gösterebiliyor. İş yapış biçimlerinin bütün dünyada değişiyor olması, özellikle kamu kurumlarında, özellikle eğitimde yeniden ele alınması gereken bir husus ve dünyanın hemen her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş aslında 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. Yani 8-10 yıllık süreçlerde yapılabilecek ya da yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık bir süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart. Ve bu anlamda da aslında 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanına bakarsanız bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz ve yeni normal denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini de görme imkanımız olabilir. Çok değerli katılımcılar, bugün yürüttüğümüz araştırma geliştirme çalışmaları, inovasyon çalışmaları, dijital dönüşüm çalışmaları bugünkü MEBASİSTAN'la da devam ediyor ve önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda da çok farklı konularda ve alanlarda da bu yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli uygulamaların giderek hızlandığını da göreceksiniz. Bunun örneklerini artık çok sık olarak yaşamaya başlayacağız. Ve Türkiye'nin biraz önce rakamları da izleme fırsatınız oldu. Gerçekten dünya çapında rekor denilebilecek sayılarla toplumun buna intibak etmesi, uyum göstermesi, katılım göstermesi açısından da son derece önemli bir çalışma, son derece önemli bir proje. Kamuda ilk olması ayrı bir önem taşıyor ve bu kadar büyük bir potansiyeli olan, 18 milyon civarında öğrencisi olan, 1 milyondan fazla öğretmeni olan velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin de ayrı bir önemi var ve biz bu çerçevede yaptığımız çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz. Bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz. MEBASİSTAN da Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Birkaç hafta önce ben de bir soru sordum, okullar ne zaman açılacak diye. Çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Sonra cevaplara baktım, cevapları söylemeyeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Yani velimizin etkileşim biçimini, iletişim dilini dönüştürmek durumundayız. Öğretmenimizin dilini bir şekilde yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız. İşte bütün bu işlemler, eylemler bunun habercisi ve 7/24 erişebilmek ve bu erişimi de
doğal dil işleme metodolojisi içerisinde yapabilmek çok ayrı bir önem taşıyor. Bütün bunları yapabilmek elbette Türkiye'nin birikimiyle olacak bir iş, dünyanın birikimiyle olabilecek bir iş ve bize gönüllü olarak katkı sağlayan Seabot'la da bu işbirliğinin çok verimli sonuçlar ürettiğini görmüş olmak bizi ayrıca mutlu etti. Ve eğitime bir katkı sağlama amaçlı olarak yapılan bu gönüllü faaliyetin de Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş ve işlemlerinin kalite süreçlerini geliştirmeye büyük katkı sağladı ve sağlayacak. Tüm dünyaya da örnek olabilecek olan bu robotlarla biz şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlar, öğretmen görüşmesi, ders tekrarı ve çok çok sayıda konuda sorulara yanıt bulma imkanını da burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bu tür çalışmaların eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı da kaldırdığının farkındayız. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşındayız ve bu çalışmaları sınıfın içinde de göreceksiniz. Ve geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde kullanılan akademik destek yazılımıyla sınavlara hazırlık konusunda da dünyadaki öncü ülkelerden birisi olarak eğitimde yapay zekanın, derslere hazırlanmada yapay zekanın nasıl kullanılacağını 1 milyondan fazla öğrencinin dahil olduğu bir sistemde günlük olarak yoğun bir kullanımın nasıl mümkün olacağını da görmüş olduk. Ve bu anlamda sadece merkez teşkilatındaki bir faaliyetten söz etmiyorum. Sanal robotları, sanal asistanları ve bu sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor ve kendilerine yapay zeka zümresi adını veren ve yaklaşık 10 farklı ilden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, akademisyenlerin bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu bu ekip de çalışmalarını sürdürüyor.